Merhabalar, 5 Aralık 2020 İstanbul. Mustafa Öztürk'ü dün savunduğum bir video henüz 2000 kere seyredilmişken ilginç tebrikler de var, <laughs> tehditler de var. Hatta komik tehditler de var diyebiliriz. Çok önemli değil. Yani sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu sosyoloji ve tarih okumamın ve bilimsel ahlakımın olmasından dolayı bir duruş sahibi olmamdan dolayı doğru söyleyenin ezilmesini, ötelenmesini kendimizi bu çağda sosyal medyada onun yanında durarak ona destek olma yükümlülüğü onurlu insan duruşu icabı yapıyorum. Yoksa benim ben 48 yaşına geldim. Bu meseleleri bırakmışım. Kimsenin Şeyiyle aynı Mustafa Hoca'nın dediği gibi. istediğinize inanın arkadaşlar. Zaten çok güzel inanıyorsunuz. Hepiniz de Arapçaya çok hakimsiniz. Harikasınız. İnanmaya devam edin. Kimsenin de umurunda değilsiniz. Biz sadece bu başka bir tarihi bir gerçeklik anlatılsa da birisi ezilse, linç edilse, onun yanında eğer bir desteğimiz olabilirse esirgemeyecektik. Bilgimizin zekatını verecektik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu vesileyle bu ikinci Mustafa, ikinci ve son Mustafa Öztürk videomuz olsun. Spinoza'nın o videoda da bahsetmiştim. Öncü ahit eleştirileri ne oldu? Yahudi cemaatinden dışlanmasına ve dışarıda kalmasına sebep oldu. Yani ne diyorduk biz buna? Aforoz. Aforoz edildi. Spinoza'nın aforozuna. Dün ilk defa ben kullandım. Bundan sonra çokça duyacağız çünkü kopyalayanlar oldu. Modern çağdaş nesimimiz Mustafa Öztürk de bir nevi Spinoza vari bir aforoz'a vuruyor. Fakat buradaki nüans farkı aslında şu: Spinoza benim tanrım hiçbir peygamberin tanrısı değildir derken yani tamamen deist bir duruş sergilerken Mustafa Öztürk sadece bir soru soruyor onu da herkesin anlayabileceği biçimde soruyor. Mustafa Öztürk şu anda çok yetkin. Tefsir konusunda Türkiye'de bir numara. Arapçada da gayet yetkin bir adam. Bunu çok daha başka kelimelerle anlatabilirdi. Süslendirebilirdi. Hani Ramazan'da televizyona çıkıyor ya, kütük ağlıyordu deyip çemberli taşta beş yıldızlı otel yaptırıyor. Onun gibi de anlatabilirdi. Ağlardı falan, bacım sen sor, oğlum harikasın sen sor falan filan. Bir kere Sünni olmak insani ve İslami onurla bağdaşmayan bir şey. Ben sünniyim deme, diyen biri aslında şunu söylüyor. E, orijin İslam'ın e, Muhammed peygamber ve ailesi etrafında şekillendiğini varsayarsak ki böyledir. Orijin İslam'ın e, imamiye, şiası ya da caferilik olduğu çok net ortada. Veya bunu bırakalım. Bugün Amerika e, sünnilerle hiç uğraşıyor mu? Mesela Amerika'nın sünniliği yok etme gibi bir derdi var mı? Hiç, yani mesela e, Tel Aviv kimle savaşıyor? Lübnan'da Hizbullah'la. Peki Amerika kimle savaşıyor? İran'la. Mesela neden herhangi bir sünni devletle Amerika'nın bir problemi yok? İlginç sorular değil mi? Bence de. Geçmişe dönük tararsanız cevaplarını veriyoruz. Biz her konuda konuşuyoruz. E, dinle ilgili benim bir şeyim yok. Ha, bir dönem Sosyolojik olarak bu ülke nasıl yükseltilebilir gibi bir arayıştayken Facebook'ta bakabilirsiniz. Kuzey İslam'ı ve İslami öz için analitik düşünenler diye iki tane sayfa kurdum, grup kurdum. Burada çoğunluğu kendi yazılarımdan, %20'si de böyle derleme, beğendiğim paragraflardan oluşan bir takım öncüler, bir takım yazılar paylaştım. Bana göre Türkiye'de amatör anlamda yazılan en iyi yazılardır. En iyi e, modernize edilmiş ya da tırnak içinde protestan, İslam anlayışının e, sergilendiği, e, nedenselliğin, çözüm yollarının anlatıldığı, en azından arandığı yazılardır. Kuzey İslam'ı ve İslami öz için analitik düşünenler sayfaları. Fakat belki bir yıldır, iki yıldır kendim bile girmiyorum. Artık yeni yazı da eklemiyorum. Çünkü çok anlamlı değil. Çok anlamlı değil. Sonuçta burada bu konuda konuşan herkes Mustafa Öztürk'ün uğradığı linçe uğrayacaktır. Halbuki bilimsel ahlakı olan, akademik ahlaki ahlaki olan birisi Hristiyan reformizminin e, halktan bağımsız din adamları arasındaki bu tartışmalarla en azından bu tartışmaların yapılabileceği ortamın sağlanmasıyla kazanıldığını bilir bilimsel ahlakı olan biri. Dolayısıyla bu profesöre Mustafa Öztürke başka profesörlerin linç kampanyasına katılması akademik bir utanç vesilesidir. Bizim gibi akademik olmayan ...hani çift lisans bitirmiş olabiliriz... ...şudur budur konuda hakim olup... ...yani sosyolojik... ...ben din sosyolojisini bilirim... ...anlatabiliyor muyum? Demin de onun için o konuya girdim... ...yani e, Şia... ...ya da orijin İslam dediğimiz... ...hani gerçek İslam bu değil diye bir geyik vardır ya... ...gerçek İslam nedir derseniz... ...gerçek İslam bugünkü... ...Irak Şiiliğine... ...o vakitte 7. yüzyılda yaşanan... ...en yakın şey bugünkü Irak Şiiliği... ...Irak Şiiliğidir... ...anlatabiliyor muyum? Yoksa peygamberlik Haşimoğulları'na geldiğinde yahu işte Ümeyye oğulları dururken Haşimoğulları'na nasıl peygamberlik gelirmiş diyen bir soy savaşının rövanşist bir Arap kabile savaşının daha sonra Ümeyye oğullarınca kazanılmasıyla oluşturulan sünniliğin etrafında <laughs> sağa sola tehdit savurmak aslında akli melekelerin Güçsüzlüğüne de işarettir. O yüzden Mustafa Öztürk hocama tekrar ikinci videoda tekrar desteğimi ineliyorum. Ee, kendisinin ben 2000 gösterimde <laughs> bu kadar tepki alıyorsam ki normal, yumuşak, mantıklı e, konuştuğumuz bir videoydu. Kendisinin ne durumda olduğunu tahmin bile edemiyorum. Yani nelerle muhatap oldun? Hoş artık e, yaş itibariyle biz bunları ciddiye almıyoruz. E ee, biz böyle e, bizim gençliğimizde Kabataş Erkek Lisesi'ne girmek e, kafa istiyordu. Hala da öyledir. Biz Kabataş Erkek Lisesi'ne girdiğimde ben sene herhalde 86 falan 88'de mi çıktık bilmiyorum ama ben okulda 80 sonrası Kabataş Erkek reisliği bana verildi ve ben Karabağ için bütün bir okulu yürütüyordum. E bu Şeyden yazı yazmıyordum. Ne derler o? Şöyle olur, böyle olur. İşte neyse bunları geçelim. Konu ben davası değil. Konu Mustafa Öztürk davası. Şimdi hoca ben balık tutacağım falan diyor. Aslında balık tutmak Aziz Andreas'ın ve Barnabas'ın özelinde gene uhrevi bir uğraştır. Balık tutmak ...sahabi ve havari mesleğidir. <laughs> Ee, önemli bir icraattır. Ee, bence de bu ülkede gerçekleri konuşmaktansa e, balık tutmak daha iyi bir aktivitedir. Hocaya e, tutacağı e, şu anda yapacağı aktiviteler konusunda Giresun'da hakikaten başarılar diliyorum. Ee, fakat bu tartışmalardan hoca gibi linçle ve aforozla göndere göndere meydan küçük ağlıyor duyuculara kalıyor. O küçük ağlayınca da ee, maalesef toplumsal düzey ve yaşayış bu şekilde kalıyor. Bakalım nereye kadar sürdürülebilecek? Yoksa zaman içinde Birleşik Arap Emirlikleri gibi ridde, modern ridde olayına mı girilecek? Yani İslam'dan çıkış. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Bahreyn çok net bir şekilde ridde, İslam'ı reddediş aşamasındadır. Ee, petrolsüz günlere hazırlanmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'ni petrolsüz Arap dünyasına hazırlayan da Anglo-Yudaik üst akıldır. Ki bu üst akıl Türkiye'yi de Üzeyir Garih vasıtasıyla Fetullah benzer bir endeksleme petrolsüz Arap dünyasındaki petrolsüz Türkiye'nin doğalgazsız Türkiye'nin Üzeyir Garih düzenlemesiyle Fetullah liderliğinde bir yeniden yapılandırması Yapılırken derin devletin bozduğunu görüyoruz hikayeyi. Bizim derin devletimiz de sağ olsun hikayeleri bozuyor ama yerine de daha iyi bir şey koymakta zorlanıyor. Derin ama çok da o kadar derin değil. Yani henüz sondaj yap yapmaya devam etmeli. Ama iyi bir savunma refleksi var. E, konuyu çok dağıttım. Mustafa Öztürk ile toparlayıp bitireyim tekrardan. Hoca açıkça şunu söyledi. Kur'an'ın tarihsel olduğu o kadar nettir ki diyor. Ben de bu görüşteyim. Tarihsel olması bir inkar değildir sevgili genç, e, ergen, tosuncuklar, arkadaşlarımız. Yani bunu bir tehdit vesilesi olarak yapmayın. Daha güzel şeyleri bekleyin tehdit etmek için. Hani daha önemli söyleyeceklerimize. Çünkü Kur'an'ın tarihselliği neredeyse inkar edilemez bir gerçektir. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu içinde anlatılan ayetlerden, durum özetinden. E, hatta şöyle Ebu Leheb ve karısına yapılan uygulama gene Mustafa Öztürk'ün örneği olduğu için oradayım. Eğer bunu Allah Cebrail vasıtasıyla indirdi. Yani indirmedeki, indirmedeki kasıt nedir? Mustafa Öztürk'e karşı olan bir akademisyenin bir video çekip o diyor yani Kur'an acaba Muhammed peygamberin kalbine doğup Allah tarafından doğdurulup ağzından çıktığı sözcüklerin toparlanması olabilir mi? Soru işareti. Bunun yanında eğer bu sava karşı çıkanlar, e, Kur'an Allah sözüdür diyenler, bu sözlerin kitaba yazılış e, şeyini, e, sürecini bize de anlatırlarsa biz de öğrenelim. Yani mesela nasıl olmuştur bu? Mesela bugün İncil'in yazıl e, Allah tarafından değil de havarilerin birbirine mektup şeklinde gönderdiği e, anekdotlar olduğunu biliyoruz. Mesela e, e, Allah sözü olmadığı kesin olan bir sağ kitap varsa İncil'dir. Ama ilginç dünyadaki en ya, rahat yaşam tarzında İncil'in müntesipleri sürüyor. Üstelik de bunun e, Korintlilere, Galatlılara mektuplar şeklinde havarilerin birbirine yazdığı haberleşme metotları olduğunu bildikleri halde. O çok ilginç. Bunların açıklanması lazım. Evet sorum şu. Ee, herhangi bir tehdide, hakarete ya da şey içe gerek yok. Eğer bilimsel bir tartışma isteyen varsa zaten çekeceğim bu konuyla ilgili son video. Ben yazacaklarımı Kuzey İslam sayfasına yazmışım. O defteri de kapamışım. Bununla da işim yok. Bundan sonra e, zeytin üzerine, işte e, seyahat üzerine videolar çekiyorum zaten. Evet entelektüelliğin ve araştırmacılığın, genel kültürün verdiği sorumlulukları, zekatımızı bu şekilde veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonraki zeytin videomu e, izleyin mesela. E, çünkü zeytin almayı da bilmiyorsunuzdur muhtemelen. Şunu sorarak kapatıyorum. Mustafa Öztürk müşrik ya da kafir ise bu sözlerle siz bunu düzeltir misiniz? E, Allah'ın Kur'an'da geçen sözlerinin, Kur'an'a yazılış sürecini sizlerden duymak isteriz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.